Merhaba arkadaşlar. Evet, Iron Man Frankfurt maceramız başlıyor. Iron Man Frankfurt macerası biraz şehrin içinden başlıyor arkadaşlar. Çünkü yüzeceğimiz yer biraz uzakta. Oraya shuttle'larla gidiyoruz. Dün de bisikleti bırakmaya yine shuttle'la gittik. Ve böyle böyle otobüsler var. Otobüsle Iron Man'e gidiyoruz. Bayağı böyle bir 15 kilometre falan gideceğiz. Sonrasında da direkt alana gireceğiz ve değişim alanında başlayacağız. Hadi bakalım şimdi shuttle'ımıza şu ortadan binelim. Hepsi Iron Man bunlar. Çocuk Iron Man. Evet, zorlu bir yolculuktan sonra alana vardık arkadaşlar. Evet, buraya aracınızla kesin gelmeyin. Shuttle bile zor geliyor. Araçta zor, bir de araçta gelirseniz otopark ileride, daha ileride bırakmanız gerekecek. Benim bisikletler ve benim bisikletim aynısı burada. Dedim ne oluyor? Doldurmuş. Heh, çocuk burada. Biraz otobüs geç kalınca arkadaşlar şey oldu, hızlı oldu. Son anda yetiştik. Şu anda yarış başlıyor. Biraz geriden çıkacağım bu yüzden. Hadi bakalım. Amateurs to the start line. You'll see the athletes with the purple caps. These are the athletes in the pole position. In. Hadi bakalım, başlıyoruz. And the clock ticks towards the next cannon fire. 5 minutes.
Okey, harika. Baba harika. Daha bitirelim mi be? Bitti. 10-10 yine aynısı. You are an Iron Man. I am an Iron Man. Thank you. What's your name? Bobby. Ve bitti. Bir tane daha bitirdik. 10-10. Kadın takıldı peşime. Good job. Yeah. Great runner. Same to you. Well done. Well done. So here you know where to go. Evet, çoğunu beraber koştuk. Abimizden iyi koşuyor. Şimdi hemen burada ikramlar var. Bir şeyler yiyelim. Evet. Kahvaltımızı ediyoruz. Evet, bu arada arkadaşlar, kendi yaş grubunda 293 kişide 28. Genelde de 2186 kişi içinde 257. olmuş. Güzel. Ve en iyi maratonumu koştum. En iyi Ironman maratonumu koştum. 3.20 galiba. 3.22 de olabilir. İsrail'de 3.30'du. Zaten en iyi maratonum da benim 3.18. Az daha onu geçiyordum. Güzel. Yüzmeden de güzel çıktık. Ama bisiklette işte rüzgar çok büyük etkiledi. Rüzgar olmasaydı çok güzel daha derece olurdu ama olsun. Bu da geliştiriyor bizi. Öldürmeyen Allah geliştirir mi derler. Ne derler? Öyle değil. Hadi şimdi bir şeyler yiyelim. Sonra da keyif yapma zamanı. Biraz Frankfurt'un tadını çıkarma zamanı. Bakalım arkada neler varmış. Evet, burada PT Akademi yok ama böyle ablalarımız var. Hello! Dünyanın en güzel yeri şu anda burası. You are famous. I'm a YouTuber. Ah, PT Akademi. Ah. Dokunuyorlar böyle. Hiçbir şey yani parmakların ucuyla dokunuyorlar sadece. T-shirt'ümüzü aldık, madalyamızı aldık ve bir tane biramızı aldık. Oh be! Değdi be! Kolay değildi, zordu. Hemen beyaz çantamızı falan alıp üşümeye başladım. Hemen çıkalım şuradan. Kendimize geldik. Şimdi hamburger falan gördüm, bunlardan biri diyeceğim. Bunların oraya giderim. Ben şeyleri aldım bir de. Çantayı aldım. Burası çok düzenli arkadaşlar. Çantaları falan çok rahat aldık. Tabii daha şu anda ben işte 270. falan geldiğim için daha bir 2000 kişi gelecek. O zaman biraz karışır buralar. Gidelim şu yemeğimizi yiyelim. Evet, bu arada giydiğim bu forma Top Design'in Anemo 2 versiyon arkadaşlar. Bu yeni geliyor daha Türkiye'ye. Forma Türkiye'ye gelememişti. Yani ben Türkiye'den alamamıştım. Ama sağ olsun ADK bana Almanya'ya işte göndertti bunu. Onlara teşekkür ederim çünkü gerçekten acayip iyi geldi forma. Çok şu ana kadar giydiğim en rahat formalardan biri. Bu ben Plus 22'sini giyiyorum şu anda. Bunun bir de Sub 22'si var. Yani yavaş gidiyorsanız onu alıyorsunuz. O böyle ben muhtemelen daha rahat bundan. Şimdi
onlarla ilgili bir inceleme yaparız ve gerçekten acayip memnun kaldım. Evet, toplularımızı topladık. Meyvelerimizi topladık. Şimdi bir de sos sistemimizi alalım. Dışarı çıkalım. Evet, şimdi bisikletimizi bulalım. Burada. Böyle. Buralar hep bisiklet arkadaşlar. Bakın neler var neler. Trilyonlar var burada. Net söyleyeyim ama benimki önde bir yerlerde olması lazım. Bu sıraya bıraktığımı hatırlıyorum. Böyle gelen çünkü bunları bir sıraya sok. Ah buldum benimki. Bizim çocuk burada. Ama bakın şuraya. Burada 5 sıra. Bisiklet dolu. Evet, slot seremonisine geldik arkadaşlar. Benim slotum var. Ama burası aynı zamanda Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ydı arkadaşlar. Ve onun kürsüsünü göstermek istiyorum size. Bakın kadınlar yavaş yavaş gidiyor. Şu anda yarıştan bir gün sonradayız arkadaşlar. Ve burada güzel bir brunch yapmışlar. Ve sonrasında Nice için slotları verecekler. Benim burada bir tane daha kazandım ama iki tane vermiyorlar çünkü gerek yok. Bizim bir tane var. Şimdi Avrupa şampiyonu kadını gördünüz biraz önce. Vallahi efsane. Burası çünkü kadınların Avrupa şampiyonasıydı aynı zamanda. Evet, güzeldi vallahi. Keyif aldık. Bisiklet güzeldi, yüzme güzeldi, koşu efsaneydi. Çok keyif aldım ve çok da güzel gelişim kaydettiğimi gördüm. Şimdi daha çok çalışma zamanı çünkü önümüzde iki tane dünya şampiyonası var. Onlara çalışalım ve orada da güzel sonuçlar alalım. Ama bu üç yarış benim aslında bir şekilde antrenman yarışım oluyor. Neden diyeceksiniz? Bir sonraki Kona'ya, erkekler yarışı 2024'te. Oraya hak kazanmak için bir yarış seçmem lazım. O yarışlarda en güzel bu yarışlarda hazırlanırız. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.